Geldik. Şimdi bakalım yayında mıyız? Aynen kayıttayız. Şimdi bu sefer bu videoda da tuvala takıları nasıl basmaya çalışıyorum? Ne gibi şeyler uyguluyorum artı basmaya çalışırken? Onu göstermeye çalışacağım. Şu an elimde 585 tane tuvala cevher var. Bunun her 5 tanesi bir tane takı ediyor. Toplamda 117 tane herhangi bir istediğim kadar takıdan alabilirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Takı basmaya başlarken nereden başlamalısınız? Kendi ekipmanlarınızı bir kontrol edin. Şimdi ben kendi ekipmanlarım üzerinden gideceğim. Level aldığım için level 60'a çıkardığım için bana oyun bir tane pentuvala küpe, bir tane de pentuvala yüzük verdi. Ayrıca benim görevlerden gelen kış dağı görevlerini bitirdi, normalde bitirdiğim için ve sezonun karakterimde de takabildiğim için bir tane Bronte'nin yıldırımı var. Bu yüzden hiç küpe basmayacağım. Ayrıca Valencia bir görevlerinden de bir tane kızıl kum kristal yüzüğünü Tri olarak bastığımdan dolayı arada 4 HP var. Bu yüzüğü de bekleteceğim. Yine Odilita görevlerinden verilen Tri rüzgar gözyaşları, rüzgarın gözyaşları kolyem var. O yüzden bunu da bekleteceğim. Kemerimi almadım. Direhan görevlerinden verilen bir kemer var. Onu almadım. Asula kemerim var diye bunu takıyordum. İlk önce kemerden başlayacağım. Şöyle. Şehirlerdeki demirciye geliyoruz. Ben Veliada basarım hep. Buradan takas kısmından demircideki takas kısmından istediğiniz takıyı takas edebilirsiniz. Ben kemer alacağım. İlk önce kemer deneyeceğim. Bir 20-30 tane kemer alalım. 150 tane cevhere 30 tane kemer aldık. Şimdi ben şöyle kara taşlarımı da çekeyim yine. Aa, kara taşım da bayağı azalmış. Şimdi takıp basmaya başlayalım. Benim hiç şey de yok değil mi? Dur o zaman basmaya başlamadan önce hemen. Çünkü o FS'ler benim için çok fazla. Ben o FS'leri kullanmıyorum. En fazla 40. Bu yüzden bir tane 3 tane bundan alacağım. Hatta 4 tane bundan alacağım. Evet, 4 tane bundan alacağım. Hepsini tek tek çıkartalım bunların. Üçü koyalım ilk. Çıkar. Demirci'nin gizli kitabı. 65. Bunu da çıkar. 62 aslında o 51 ama yine onu da çıkartalım. O 100 oran 11 oranı başka bir şey kullanırız. Bunu da çıkartalım. Tamam. Şimdi bizim burada çok güzel. Her şeyi sıfırladık. Şimdi ilk önce basarken şöyle üst açık bir alana geçirmeye çalışalım. Arka alan güzel olsun. Yükseltme diyorum. İlk önce elimdeki sıfırları tek tek birer kez piri atmaya çalışıyorum. Hop yandı. Bir tane geçti. İkinci yandı. Geçti. 3 4 5 6 7 7 tane primi bastık. Şimdi buradan devam ediyorum. İsterseniz 10 FS, 20 FS ekleyebilirsiniz. Ben de şöyle 10 koyayım ben. Bakalım nasıl olacak. Yani 100 göstermek için normalde ben bunları hep 0 FS ile denerim ama şöyle %67 oranı
çıktı. 10 FS koyduğum zaman bir tane duo attık. İkinci duo için yine bir 10 FS. Üçüncü için tekrar. Dördüncü için tekrar. 5. Tamam. Şimdi elimizde 7 tane duo oldu. 20 FS koyalım. Yine %60 şans varmış. Bir tane geçti. Biri yandı. İki yandı. Üçüncü geçti. İki tane tirimiz oldu. Yine 20 FS'mizi koyalım. Bu geçti. Şimdi benim sıfırlarım bittiği için ben bir 15 tane daha sıfır almam lazım buradan. Buradan 15 tane daha sıfır alalım. Şimdi bir tane daha burada doğumuz var. Bunu da 20 FS ile. Bu da tri. Buna da 20 FS. Bu da tri. Şimdi bizim 2 5 tane tiri takımız var. Bunlara da 25 FS ile yandı. Geçti. Yine 25 FS ile yandı. Bu geçti. Yine 25 FS ile bu da geçti. Şimdi 3 tane tirimiz oldu, değil mi? 3 tane tetimiz oldu. 30 FS ile 45 şans varmış. Bir yandı. Hop. Ben. Şimdi bunu isterseniz bir tane fazladan elinizde tet var. Şöyle üzerinde yazan piri tuvalı aksesuarı eğer eritirseniz 10 tane cevher veriyor. Duo tuvalı aksesuarı eritirseniz 20 cevher size veriyor. Tiri de 30, Ted de 60, Pen de 100 cevher veriyor. Yani belki harcadığınız cevheri tekrar alabilme umuduyla. Yani bir işinize yaramayacak. İsterseniz tabi bunu eritip 60 cevher de alabilirsiniz. İsterseniz hani yine bir kumar gibi düşünün bunu. Şans. Mesela Pen oldu. İki tane benim Pen. Kemerim oldu. Bir tanesini takıyorum. Ben 150... Bir de kaç tane almıştık? 15 tane almıştık, değil mi? Toplamda 225 cevher harcadım. Bunun 100, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 125'ini geri aldım. 100 tane cevhere toplamda basmış oldum. Pen takımı basmış oldum. Şöyle bunu eritelim. Sonra bu şimdi elimde 5 tane sıfır var ya veya daha fazla olabilir. Bunu koyduktan sonra burada aynı eşyaları işledi diyorsunuz. Hepsini tek tek işliyor. Tuvala cevherlerine dönüştürüyor. Şimdi sıra kolyede olsun. Kolyenin görevi vardı çünkü duo kolye yükseltip kuşanmak gerekiyor. Onu da yapmaya çalışalım. Sonuncuyu da eritsin. Evet. Şimdi gelelim buraya. Takas. Kolye bu sefer 45 tane alacağım. Biraz önce 35 tane almıştım. Şimdi direkt 45 taneyi alıyorum. Yine aynı taktik. Artı basma ekranı. Hiç FS koymuyorum.
1 2 bir tane yandı. 3 bir tane daha yandı. 4 5 bir daha yandı. 6 bir daha yandı. Bir daha yandı. 7. Şimdi 7 tane piri kolyemiz var. Hemen bunu koyuyorum. Bu sefer tekrar hiç face'e basmayacağım. 1. Bu yandı. Geçti. Bu da geçti. Bu da yandı. Bu da yandı. Ve bu da yandı. Şimdi burada 4 face olduğu için bunu bir tane piriye harcayacağım. Geçti. Şimdi şöyle bir ilk önce duo koliyi takıp görevimizi tamamlayalım. Sonra tekrar artı basma ekranına geri dönelim. Şimdi benim 4 tane duo kolyem, pardon 3 tane duo kolyem var. 4 tane oldu. Şimdi bu dördünden tekrar denemeye devam edelim. 20 FS koyalım. Yandı. Aa yandı. Aa bu da yandı. Aa bu da yandı. İyiymiş. Hemen şunu geçelim. Bak biraz önce 225 cevher harcayıp 2 tane pen bastım. 5 tane kemer de boşta kalmıştı. Hepsini erittim. Toplamda 100 cevhere basmış oldum. Şu an 225 cevhere neredeyse hiç basamadım. Sadece duo takma görevini yapabildim. Şimdi tekrar bir tane piri, 2 piri, 3 piri oldu. Tekrar şuradan kolye almaya gidelim. Takas. Kolye bir 30 tane daha ver. Artı basma ekranına girelim. Şuradan tekrar bir piri, bir daha piri ve son bir tane daha piri. Şimdi tekrar bu sefer 15 FS koyarak yandı. Bir tane oldu. 10 FS koyuyor. 15 oldu. Yani o an hızlı tıklıyorum. Aslında 10 FS koymak istiyordum. Yine yandı. Şurada bir tane daha piri var. Geçti. Şuradan. Aa bu da yandı. Yanında dursun. Geçti. Bu da geçti. Şimdi yine 4 tane duo kolyem var. 25'im vardı değil mi? Ah çıktım yanlışlıkla. Burada 25. Bir tane tiri oldu. Buradan 25. 2 tiri. 25 daha. 3 tiri. Sonra buradan bir 25 daha. 4 tane tirim oldu. Şimdi buradan bir 25 daha. Yandı. Yandı. Geçti. Şuradan bir 25'lik. Güzel geçti. Şimdi bunu koyalım. 30 FS. Bu yandı. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane tet kolyeyi bastınız. Şu an mesela benim 3 AP'mi arttırıyor. İsterseniz bunu şu anlık kullanıp biraz daha cevher kastıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz ama benim için çok önemli değil. Yani o pen olursa olur, olmazsa yansın diye uğraşıyorum. Sırf hani video içeriği çıksın diye deneyeceğim. Yandı. Şimdi git çekelim. Bu sefer direkt basmayı deneyeceğim. Kolye alalım. 110 tane cevherimiz kalmış. Kolye bizi bayağı bir zorladı. 2 tane de pen denedik. Mesela 22 tane alabiliyormuşuz. Bu sefer tek tek deneyeceğim. Hop. 20 FS. Geçti. 25 FS. Yandı. Yana çekelim.
Evet. Bayağı şanssızız şu an. Bayağı şanssızız. Yani inanılmaz şanssız gidiyoruz. Bakalım şuradan bir 15 FS koyalım. Sonra şuradan bir 20 FS koyalım. Sonra buradan 27 FS'yi koyalım. Sonra bir de buradan 30 FS. Yine yandı. Gördüğünüz gibi kaç tane denemişiz? Tüh. Tabii buradan penleri çekmek. Bu kemer. Bir tane burada. 3. 3 tane kolye denemişiz ve 3'ü de maalesef yandı. Şimdi benim tuvala cevherlerim bitti. Gidip bunları takas edip alabilirsiniz ama hiç gerek yok. Çünkü sezonda grind attığınız zaman şu yarık parçalarından verecek size. Bunun 5 tanesini basit kimya yaptığınızda da bir tane yarık yankısı elde ediyorsunuz. Bu yarık yankısında 5 kişilik partiyle açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkes birer tane koyup açabiliyor. Herkes birer tane açıyor. Ve herkesin açtığından da herkes drop alıyor. Mesela 5 kişilik bir parti kurduk. İlk önce ben açıyorum. Diğer arkadaşlar da partideki diğer arkadaşlar da alınıyor. Sanırım partiyle birlikte açma gelmiş olabilir buna. Şimdi çok hatırlamıyorum ama en son tek tek açılıyordu. Bu sezon hiç yapmadım. Benim bildiğim en son ilk önce herkes parti liderliği veriliyordu herkese sırayla. Parti lideri açıyordu. Tek tek bitiriliyordu bu yarık yankıları. İçerisinden fazlaca zamanın sindiği karataş atıyor. Tuvala cevheri atıyor. Arıtılmış sihirli karataş atıyor. Tuvala aksesuarları artılı bir şekilde atabiliyoruz. Piri, duo atabiliyor. Ayrıca içerisinde bazı mini oyunlar çıkabiliyor. O mini oyunlarda da FS alabilirsiniz. Kron taşı düşürebilirsiniz. Bunları biriktirip sonra takınızı deneyebilirsiniz. Şu an acelem yok benim. O yüzden bunları takas etmeyeceğim. Bu zamanın sindiği kara taşları biriktirip eşya düşürme parşömeni almayı düşünüyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Şu anlık benim anlatacağım şeyler bu kadar. Takı basma ile alakalı. 30 FS'den yukarısını ben kullanmıyorum. Yani gördüğünüz 3 tane pen kolye yaktım evet. Ama 2 tane de pen kemer bastım. Bu tamamıyla şans geçebiliyor. Yani bunu gördünüz geçebiliyor. Geçmeyi de biliyor. Acele etmenize gerek